Beyaz Bayrak Ayna programından bir kez daha merhaba. Her zaman olduğu gibi sevgili Enver ve Oktay ile birlikte huzurlarınızda olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Haziran ayı geldi, tempolu yarışlar ve ilerleyen günlerde her geçen gün Gazi koşusuna birkaç adım daha yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta çok önemli koşular vardı. Cumartesi günü Ankara'da Mehmet Akif Ersoy, pazar gününe döndüğümüzde rahmetli Cemal Kura koşusu, onun yanında Sait Akson ve son olarak da Kıstak koşusu koşuldu ki bunların hepsini sevgili Oktay ve Ömer'le birlikte değerlendireceğiz. Bunun yanında yine protestolu koşular, değişen koşular var programımızın içerisinde ve önemli koşular tabii. Bunların hepsi programımızın içerisinde değerlendireceğimiz konular olacak diyelim ve lafı fazla uzatmadan sevgili Oktay'a döneyim. Geçtiğimiz haftadan, daha doğrusu iki haftadan bu yana neler değişti onu öğrenelim. Herkese merhabalar öncelikle. İki haftadan bu yana epey şey değişti abi. Sait Akson'u, Kısra, Mehmet Akif Ersoy'u ve köprüden önce son çıkış olan Niyazi Polatyar'ı geride bıraktık. Artık adım adım Gazi'ye doğru yaklaşıyoruz. Son 14 gün, 2 hafta kaldı Gazi koşusuna. 96. Gazi'nin heyecanını artık iyiden iyi hissetmeye başladı ki koşması muhtemel safkanların, muhtemel jokeyleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sırası geldiği zaman yayın içerisinde koşularda safkanlardan bahsettikçe biz de bunları dile getirmeye gayret edeceğiz diye düşünüyorum. Onun haricinde tabii ki Gazi koşusu yaklaştığı zaman sahada her şey unutuluyor. Herkes artık Gazi'ye odaklanıyor, Gazi gününe odaklanıyor. Büyük gün, gerçekleştirecek olan büyük koşular artık herkese iyiden iyi bu heyecanı hissetmeye başladı. Bizler de dahil olmak üzere. Sabırsızlıkla bekliyoruz artık. Herkese keyifli seyirler. Peki, buyurun Ömer Bey. Vallahi çok önemli şeyler değişti tabii. İki hafta büyük süre hele yarışçılıkta. Hele ki Gazi koşusuna 3 hafta kala olan hafta sonundan bahsediyorsak çok şey değişti. İşte 2 yaşlı İngilizlerin start almaya başlamasını Gazi koşusu için starta giriş gibi görsek, 2 yaşlılık süreçlerinde yarışın ilk 400'ü gibi görsek, Sait Akson, Kısrak, Mehmet Akif haftası bence son viraj dönüldü. Şimdi artık düzlüğü görüyoruz. Hı hı. Bu 3 hafta bu düzlüğü koşacağız. Sonra gerçek hikayesi yazılacak o işin. Ama hani hayallerde o virajı işte önde dönenler, rahat dönenler, zor dönenler, ümitli dönenler hepsi bu hafta tamamlandı artık. İşte bu haftanın koşuşturmasını Oktay da dediği gibi artık prensip anlaşmaları, son hazırlıklar, son çalışmalar, eksiklerin giderilmesi, hani vidaların sıkılması, yarış stratejileri ki bence Sait Akson'dan başladı yarış stratejileri. Böyle bir sürece girdik. Bence de hani yarışçılığın en keyifli dönemleri bunlar. Tamam her gün iki yurt içi programı koşuyoruz, yurt dışı programları koşuyoruz, seyrediyoruz ama böyle uzun vadeli hani hedefe giden yolda adım adım sislerin dağıldığı ve sonunda da herkesin büyük bir coşkuyla kazananı alkışladığı bir operasyona gidiyoruz yani müthiş bir iş. O yüzden ben de çok heyecanlı ve mutluyum böyle bir sürecin içerisinde bulunmaktan. Kesinlikle. İnşallah biz de bir parça yorum, analiz, değerlendirme ve sorularımızla bu sürece yarenlik edebiliriz. Evet, gerçekten Enver çok güzel şeyler söyledi. Beklentiler çok yüksek. Güzellikleri bekliyoruz açıkçası ama bunun yanında hayatın maalesef acı gerçekleri var. Bunlardan biri de maalesef ki ölüm. Saadettin Atı Cuma günü aramızdan ayrıldı. Pazar günü de ebedi istirahat yarına defnedildi. Allah gani gani rahmet eylesin. Saadettin Atı dediğimiz zaman yaptığı, verdiği hizmetler sadece Türk yarışçılığına değil, evet, farklı ülkelerde de yarışların koşulabilmesi adına verdiği gayret, çaba ve bilgi yadsınamaz. Bunun yanında o güler yüzü, ne zaman görseniz halinizi, hatırını soran o güler yüzüyle herkese destek olmaya çalışan ve yaptıklarıyla da hiç unutulmayacak, hem insanlığıyla hem yaptıklarıyla unutulmayacak bir insan. Allah gani gani rahmet eylesin. Arkadaşlarımız cenazeden de görüntüler ekranlara verdiler. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın tabii. Hani bir dönemin son temsilcilerinden biri gibi yani dünya modernleştikçe bencilleşen, işte biraz daha kendi merkezinden dünyayı okuyan insanlar olmaya başladı herkes, hepimiz. İnsanlar, devletler. Herkes yani hep böyle bir hani ben merkezcil bir yapıya geçiyor ama bir de bir grup var, onlar herkes için iyi insanlar. Ben Nurlar içinde yatsın Sayın Atı'yı o insan grubundan gördüm. Yani herkesle aynı açıklıkta, samimiyette, aynı güzelliklerle bir şeyler paylaşabilmeyi başarabilmiş insanlardan biri olarak gördüm. Dediğiniz gibi yani hiç en ufak bir işte üstenci bakışı olmayan, hep böyle mütevazı ve pozitif
insanlardandı. Diyorum ya, onlar son nesil gibi sanki. Yani bizim olmak isteyeceğimiz fakat dünya konjonktüründe olamayacağımız insanlar. Herkesin becerebileceği işler herkesin değil. Herkesin yapamayacağı bir insan tipi. Oktay? Yani söylenebilecek çok fazla bir şey yok abi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aile olarak da zaten Atı ailesi çok köklü bir aile. Atçılığa büyük hizmetlere bulunmuş bir aile ki Saadettin Atı da senin bahsetmiş olduğun gibi güler yüzüyle, yardımseverliğiyle her zaman için bizlerin hafızalarında yer alacaktır bundan sonrası içinde. Tekrar mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Hepimizin başı sağ olsun. Sevenlerinin başı sağ olsun diyerek noktayı koyalım. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi konuşacağımız koşular var arkadaşlar. Ama bunun yanında zamansızlıktan konuşamayacağımız, daha doğrusu görüntüsü ekrana gelmeyecek koşular olacak. Ama onlardan da şifayen bahsetmek tabii istiyorum. Bunlardan biri Ahmet Cemal Kurakoğlu. İki dönem başkanlık yapmış değerli bir büyüğümüz. Çipçe Ahmet Çelik'te kazandı. Koşu önerde kabullenen bir isim ki öyle bir performans bekleniyordu ve öyle de oldu. Ne dersin Oktay? Ahmet Çelik'te çok uyumlular. Son yarışında da yine aynı taktiği yapmıştı. Bilinen stiliyle yine Çipçe ön tarafa çıktı. Çok fazla rahatsız edilmediği koşuda net bir beyaz bayrak aynı yarışı gerçekleştirdi. Zaten belli bir sınıfı olan bir kısrak bence. İstanbul'da Ahmet Çelik'in kantarmasını da çok sevdiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Başarıları daim olsun. Ömer, Neame koşusuna geçelim. Mavi Deniz, Gökhan Kocakaya ile başarılı bir performans. Neler söylersin? Valla sıra dışı bir düzlük yarışı oldu bence. Yani bir Arap safkanından bu denli bir düzlük yarışı, her atın yapabileceği yapıda bir düzlük yarışı olmadan kazanıldı yarış. Padok röportajları çok hoşuma gidiyor. Çok değer veriyorum. Kesinlikle. Gökhan'ın bir koşu sonrası yorumunda koşu istediğimiz tempolarla gitmedi ama kalitesiyle o açığı kapattı diye bir yorum yaptı. Çok kıymetli bir yorum. Ben de çok katılıyorum ve virajı net en geri döndü. Evet. Evet. Grubun 3 boy gerisinde. Evet, düzlüğe öyle çıktı. Evet. Yani bunu bir Arap atıyla işte kalabalık bir grupta bu şekilde 15 atlı 16 atlı, 16 atlı bir yarışı yani evet, kapatabiliyor olmak, böyle bir zorluğun üstesinden gelebiliyor olmak sadece özel yetenekli atların yapabileceği bir meseleydi. Yarış içerisinde şanssızlıklar yaşayan, işte yol bulmakta vesaire hiçbirine takılmadı, en dışa çıktı ve harika bir sprint attı. Ekibin emeğine sağlık. Ben bir de daha önce de söylemiştim, bu tarz atlarda Gökhan Kocakaya'nın çok mahir olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli. Yani zaten Gökhan her atta başarılı ama bu tarz böyle hani kolay gibi gözüken ama aslında kolay olmayan atlarda Gökhan Kocakaya ata o hissiyatı çok enteresan bir şekilde yansıtıyor. Ben başarısında payı olduğunu düşünüyorum. Peki Niyazi Polatyar koşusuna. Varsa ilave yok, ilavem yok abi. Niyazi Polatyar koşusuna geçelim. Yine saygı ve rahmetle anacağımız bir büyüğümüz. Programın hemen başında söylediğin gibi köprüden önce son çıkış Niyazi Polatyar koşusu mesafe itibariyle. Çimisan Gökhan Kocakaya ile kazandı. Yine padok röportajı yine çok kıymetliydi. Çok kıymetli şeyler söyledi. Formunu biraz daha geç bulan ama şu anda fit durumda olan. Takvimi biraz geç yakaladı. Geç yakalayan bir isim. Ama kazandığı yarışlar ve kazanma biçimi çok parlaktı Çikizan'ın. Neler söylersin sevgili Oktay? Evet, Çikizan muazzam bir yarış kazandı. Yani ön tarafta Grey Pirate ve Dollarman'in başlarda yapmış olduğu liderlik mücadelesinden düzlük üzerinde çok güzel faydalandı. Yani Dollarman ilk başlarda zorladı liderliği alabilmek için ama Grey Pirate bırakmadı. Mustafa Çiçek bir daha zorladı. Bence gereksiz bir zorlamaydı. Bunun da Dollarman'in performansını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum düzlükte. Ama bunlara rağmen bunların arkasına giden Çikizan o sevdiği bariyer dibinden bariyeri tutarak yine çok etkili bir sprint yaptı. Muazzam bir koşu kazandı. Yarışın ikincisi Royal Baby. İnanılmaz koştu. Kesinlikle. Hep o eskiye gidiyor. Evet, evet. Hatırlarsın abi. Kesin. 2-8'den sonra. 2-8'den sonra burada üstüne basa basa söylemiştim. Aynen. Çok güzel bir ikincilik yapmıştı. Nereden nereye geldi Royal Baby? Bir de bir arası, kısa bir arası vardı. Doğru. Evet. Ona rağmen 42 gündür ciddi bir ara kapattı. Ama arada herhangi bir problemden kaynaklı. Yok. Aynen öyle. Yani muntazam idmandaydı zaten yarışı o dönemde de. Yarışı olmadığı için basmış. Evet. Çok, çok üzerine koyan taylardan biri. Görkem Özçelik de Gazi koşusuna gelecek. Royal Baby. Valla Gazi'de enteresan performans beklediğim atlardan bir tanesi. Çünkü bir Dollarman'le bir yarışı vardı. Az atlı bir koşuydu. Evet. O koşuyu kazanarak çok sürpriz yapmıştı ki
Ben de kıyas yaptığımda Dalırmen'in çok kolay bir birincilik elde etmesini bekliyordum o gün için. Evet. Dedim günlük bir sıkıntı yaşadı ama ondan sonra her karşılaştığı koşuda Dalırmen'i geçme başarısı gösterdi. Kesinlikle. Yani üzerine çok koyan taylardan biridir. Royal Baby diyelim. Enver'e de bu koşuyla ilgili bir söz vereyim. Çikisan bir kere enteresan bir yerden dahil oldu konuya. %100 katılıyorum. İşte jockey biraz muğlak bir mesele. Bir sürpriz olabilir jockey konusunda. Ben çok beğendim. Yani bir önceki Özcan Yıldırım'la kazandığı yarışta da çok beğenmiştim. Ama onun üzerine hamlesi bir iki basamak birden attı. Şimdi çok değişik bir iki basamak daha atarsa, çünkü dezavantajı ne? Diğer bütün safkanlar 21-22 gün aralı gelecek. 18 gün aralı gelecek. Evet. Nispeten daha sert bir yarış oldu ama kolay kazandı. Yani Gökhan hiç üzmeden, hiç yıpratmadan, yormadan kazanmayı sağladı. Renk katacaktır. Royal Baby konusunda da mesela ben Gazi'yi kafamda koşturduğumda bu yarışta kaybedecek hiçbir şey olmayan atlar var. Kaybedecek çok şey olan atlar da var. Mesela Royal Baby kaybedecek hiçbir şey yok. Atıyorum Görkem en sona oturup bekleyip ne kadar toplayabilirsek dese enteresan yerlere gelebileceğini düşündüğüm bir at ki mesela Ahmet'le katıldı. Ama nasıl olsa Ahmet başka bir atla prensip anlaşması yaptı diye gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bence Görkem'de çok daha iyi koşuyor at. Evet. Bir de çok moralliler. Tabii. Görkem Özçelik. Evet. Düşünsene Niyazi Polat olduktan yerde sonra ilk Gazi koşusu karşısına çıkıyor. Evet. Ve senin at binme şansını bulabiliyorsun. Aynen öyle. Çok önemli. Büyük mesela. Niyazi Polat yerde Görkem mi ise bence çok daha farklı olabilirdi sonuç. Katılıyorum. Daha sıkıştırabilirdi. Evet, evet. Net. Daha çetin bir mücadele izlerdik. Sert bir yarış olurdu. Kesinlikle. Çikisar için de daha hayırlısı oldu. Kesinlikle. Peki. Başarılı olanları kutlayalım. Bize bu güzellikleri yaşatan ekiplere de başta atlar olmak üzere kutlayalım tabii ki diyelim ve haftanın koşularına geçelim. Evet sevgili yarışseverler, Mehmet Akif Ersoy, Gazi koşusuna çok etki eden isimleri ortaya çıkaran bir koşu ki Mehmet Akif Ersoy koşusunu kazanıp daha sonra Gazi koşusu kazanan isimleri de biliyoruz. Dolayısıyla önemi çok büyük. Mehmet Akif Ersoy'un zaten isim olarak çok büyük. İstiklal Marşımızın yazarı, saygı ve rahmetle analım. Dünya çapında bir şair olduğunu zaten herkes biliyor. Race of the Wind bu koşuyu kazandı. Bir önceki koşusunda geliyorum sinyalleri verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koşusuna 1600 metrelik bir koşuydu. Çok yakın aralarla biten bir koşuydu. Mesafe biraz daha uzayınca ki 600 metreden bahsediyoruz tabii. Bu kez güzel bir birinciliği hanesine yazdırdı. Hatırlayalım o koşuyu. Start çıkışından itibaren Mystic Power koşunun liderliğini alan isimdi ki şu anda lacivert beyaz formasıyla dışarıda gördüğümüz isim. Teşviklerle Ayhan Kurşun. Start yeri dezavantajlı olmuş tabii ki. Bence. Tam kısa bir süre sonra viraj geliyor. Ayhan da teşviklerle numara almak için bayağı bir mücadele verdi. Daha farklı bir mesafede daha rahat öne gelebileceği bir koşu olsa daha farklı neticeler alabilirdi. Çünkü liderliği alabilmek için ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. Doğru. Koşunun en hızlı giden yerlerinde. Onu takip eden isim de Race of the Wind'di. Belirli bir yere kadar Gökhan buna müsaade etti. Ondan sonra yaptığı sprintle de güzel bir birinciliği hanesine yazdırdı. Sonlarda gelen Race of the Fire ikinci. Hartmet yine önemli bir isim ki Hart Baby yavruları benim çok beğendiğim isimlerdir ki ilerleyen günlerde zaten başarılı bir yarış koştu. Grup 2 yarışta 3. oluyorsunuz. Daha da üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Koşunun liderliğini yapan isim Mystic Power koşunun dördüncüsü. Denso ki sarı ağırlıklı formasıyla izliyoruz. Şu anda Action'ın dışındaki isim ki Action'da Tendürek galibi. Zala Bey'le çok güzel yarışları var. Bu koşunun da ağır favorisiydi ki evet. Ama koşu içerisinde yaşadığı şanssızlık gibi problem yaşadı. Koşuyu gerilerde tamamladı. Ekürü'ye büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tam Gazi koşusu öncesi bu önemli koşuda bir problem çıkarması maalesef ciddi bir şanssızlık ama dediğim gibi yarışçılığın içinde maalesef bunlar da var. Mystic Power'ın liderliği bu kadar gevezelik yapmama rağmen devam ediyor. İlk gerilerden Denso'nun atakları başladı. Başladı mı abi yorumlarımız? Range of the Wind'i önlere getirip sözü sana verecektim ama Oktay da başladı. Evet Oktay. Peki abi zaten Mystic Power'ın dışına çıktı. Yarışa dair her şeyin %90'ını anlattın zaten abi. Bize çok fazla bir şey kalmadı. Rage of the Wind muazzam bir performans sergiledi ki en az onun kadar Age of Fire'ın da performansı çok etkileyiciydi bence. Ben ondan başlamak istiyorum. Hey, hey. Yarış içerisinde bence hiç istemediği yerlerde kaldı.
koşuyu çok gerilerde takip etmek zorunda kaldı ki biraz daha önlerde konumlanabilse yarışın sonucu direkt olarak bence değişebilirdi Age of Fire lehine. Veya daha sert bir mücadele izlerdik Rage of the Wind'le beraber. Ama yine de sonlardaki o geciken ataklarıyla geldi. Koşudan ikincilikle ayrıldı. Gazi koşusunda Mustafa Çiçek'le izleyeceğiz Age of Fire isimli safkanı. Muhtemelen. Muhtemelen Age of Fire'a Mustafa Çiçek binecek. Yine Rage of the Wind'de bir jockey Amerika'dan gelecek olan Antonio Gallardo isimli jockey ile katılacak. Gallardo, Age of the Wind. Oktay ve benim tarzım. Karısı izin verirse gelecek. Bir Arif Bey'le diyalogumuz oldu. Evet. Gallardo kesinleşti mi Arif Bey? Yani haberini yapabilir miyiz dedim. Evet. O da dedi ki, prensipte okeyiz, hanımından haber bekliyoruz dedi hanımı okey. Hanımından bizi alırsa gelecek dedi, o bizden o zaman dedim. O zaman benim Gazi Koçu'ndaki favori jokeyim Antonio Gallardo. Benim de öyle olacak mutlak. Evet. Evet, yani. O zaman çok ortak yönü var. Oktay insanın. Gallardo. Oğlum evladım. Veya Antonio Orçak. Korkmayan taş olur yahu, evet, Allah aşkına. Ben Allah'tan korkmaz abi. Evet. Buradan da eşime sevgiler, saygılar. Birazdan aynı şeyleri Enver'den de bekliyorum. Aynı cümleleri evet. Muhakkak. Yarışa dönecek olursak Action'ı Gazi koşusunda izleyemeyecek olma gerçekten üzücü. Yani Gazi haritasında Tendürek olsun, sonrasında Sadık Eliyeşil olsun, muazzam performanslar sergilemiş bir safkanı Mehmet Akif Ersoy'da bu şekilde oyun dışı kaldığını görmek üzücü. Üzücü, gerçekten üzüldüm. Action'ı Gazi'yi izlemek isterdim. Gazi'ye renk katacak isimlerden birisiydi Action. Kesinlikle ama her şerde bir hayır vardır derler. Bakalım Özcan aynı ekürünün Secret Power ile gelecek Gazi'ye ki belki de onlar için daha hayırlı olacak. Bunu ancak 26 Haziran'da görebileceğiz. Mystic Power güzel tempo koydu ama o yarışın başlarındaki sürati bence düzük performansına olumsuz olarak yansıdığını düşünüyorum. Toparlamak gerekirse Rage of the Wind ve Age of Fire bu yarışın yıldızlarıydı. Evet, ilave bir cümle çok... Yok, bir cümleden fazlası olur abi. Şöyle bir genel değerlendirme yapayım. Belki diğer koşulardan çalabilirim. Kulakları çınlasın. Şimdi Ömer son 10 yılın tablosunu gönderince bu hafta sonunun kıymetiyle ilgili. Hı hı. %100 bu 3 koşudan gelmiş Gazi galipleri. Evet. Tabii tabii. Şimdi hani Niyazi Polatyar son çıkış falan diyoruz ya. Ha, mesafe... Tabii yok ama istatistik diyor ki son 10 yılda Mehmet Akif Ersoy, Sait Ekson ya da Kısrak koşusundan çıkmış atlar Gazi kazanır. Mehmet Akif Ersoy, Sait Ekson galiplerinin koşmuşlarının demiyorum, galiplerinin kazanma oranı %60. Hı hı. Yani Kurtel ekürüsü %60'ını tuttu kupanın. Yani kulp vesaire Arif Bey'in elinde. Diğer 40 ailenin başta Karamazı ekürüsü ve diğer yani koşunun diğer yerleri. Neden? Sait Ekson'da ya da Mehmet Akif Ersoy'da tabela içerisinde yer bulmuş Gazi şampiyonları da var. Yani ikinci kalmış, üçüncü kalmış. Özellikle Mehmet Akif'in dışına bakarsak oradan da var. Dolayısıyla hani henüz her şey bitmiş değil ama çok şey bitmiş durumda. Hı hı. Mesela Kısrak geleceği söyleyeceğiz belki. Ben o yüzden biraz toparlama hani bu yarışı zaten evet. Oktay'da siz de eline boyuna söylediniz ama. Kısrak'ta Dişitay deneme Kısrak galibi olarak gelen son 10 yılda iki at var. Suzy Gold, Gazi ikincisi, Mystical Storm. Gazi galibi. Gazi galibi. Şimdi Kısrak koşusu diyor ki Dişitay denemeyi ve Kısrak'ı kazanan yani kendi jenerasyonun starı Gazi'de kesin olayın içinde diyor. Evet. Oktay şimdi Action üzerinden ben de Action için geçmiş olsun diyorum ama ben de o açılmış kanaldan gideyim. Secret Power düşünürlerinin bence çok ötesinde bir şansa sahip. Düşünürlerinin çok ötesinde bir şansa sahip. Yarışçı genel tavrı itibariyle de. O yüzden yani bu hafta sonunu bana desen ki Enver otur bana bir program boyunca bu hafta sonundan analiz çıkar. Vallahi büyük bir keyifle yaparım. A'dan Z'ye. Hı hı. Bu hafta sonu öyle bir hafta sonuydu. Ama ne zaman okuyabileceğiz? Sonrası. 26'sı saat 18 civarı rahat rahat okuyacağız bu hafta sonu. Oysa doğru yerden bakabilen için bu hafta sonu çok şey vaat etti. Senin iyi dinlenmen gerekiyor ama 18-19 suları. Evet. Çünkü kazananın peşinden koşacağın için. Uzun kenterlerle hazırlanıyorum. Tatlı tutuluyorum ama uzun kenterlerle. O yüzden iyice dinlenip Allah nasip ederse inşallah tabii ki öyle bir görev olursa tabii ki.
Hayır, geçtiğimiz yıllarda yaşandığı için söylüyorum. Yani bizim evet. Bu sene ne olur kim koşar diye. Olur yine olur. Kişisel kariyerimizin tabii ki en önemli anları onlar. Yani alanında şu anda rakipsiz Emel abi o konuda. Allah razı olsun. İyi koşuyor. Evet. Ama tabii çok 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 büyük bir onur. Çok 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 büyük bir gurur. O gün herhangi bir yerde görev almak bile gurur. İnşallah nasip olur. Peki. Ama yarış için tabii ki söylenecekleri siz de söylediniz. İşte Hartmet, yurt dışından bir jockey gelir, gelmez, takvime uyar, uymaz. Bu yarışı çok parlak. Mystic Power yarışı bence çok parlak. Yani hiç yabana atılmayacak yarışları yaptılar. Yani bu yarışın ilk dördü Gazi koşusu için kesinlikle ekürlerine, kendilerine, jockeylerine bir parça daha moral ve umut yükledi. Peki, şimdi önce Sait Aksoy'u konuşacağız, sonra evet. Dijital dinamiği. Diğer gözden kaçmayanlar bunu biraz daha fazla zamanla, tamam, biraz ki. Daha kısa kısa geçer, tamam, dengeleyebiliriz. Tamam abi. Bunlar çünkü özel koşular, konuşulması evet, gereken koşular. Peki, 5 Haziran'a gidelim. Grup 2 Sait Aksoy koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre çim pistte verdikleri mücadeleyi 2.17.19'da Final Dance Halis Karataş'ta kazandı. Erkek tay denemeden sonra Sait Aksoy koşusunda kazanma başarısı gösteren bir isim oldu. Çünkü önemli bir işe imza attılar. Sait Aksoy koşusunu ailenin son 3 senedeki isimleri kazandı. Müthiş. Kim? Cold Victory, Real Runner ve Final Dance. Kurtel evet. Ailesinin müthiş başarı. İsimleri kazandılar. Gerçekten cumartesi çok... pazar dublesi de ilkmiş. Aynen öyle. Mehmet Akif de öyle. İlk duble. Aynen. Evet. Şimdi hep koşu öncesi şunlar konuşuldu. Captain Fantastic, yine ailenin isimlerinden biri. Herkes şunu söylüyordu. Koşuya bir tempo verecek. Koşu aşırı derecede süratli gidecek. Dolayısıyla ondan sonra da sprinter isimler koşuyu lehine çevirme mücadelesi verecekler. Öyle mi oldu? Öyle olmadı. Nasıl olduğunu bir tabloyu ekrana getirelim. Oradan anlayalım. Bölüm zamanları tablosu lütfen ekrana gelsin. Şimdi baktığımız zaman bölüm zamanlarına Final Dance'i görüyoruz. 400'de üçüncü, 800'de ikinci, 1000'de ikinci, 400'de üçüncü, 800'de ikinci, 1000'de ikinci, 1200'de üçüncü, 1400'de ikinci, 1600'de ikinci, 1800'de ikinci, 2000'de lider. Yani son 200'de. Son 200'de bitişte lider. Şuradan baktığımız zaman hani biz şöyle düşünüyorduk ve koşuları da öyleydi Final Dance'in. Genellikle koşuyu bekleyerek takip eder ve düzlük sprintiyle koşuyu lehine çeviren isim. Ama Captain Fantastic'in tempoları 400'de 26.92, 600'de 40, 800'de 51, 1000'de 1.03, evet. 1200'de 1.15. Tempolara bakar mısınız? Çok yavaş bir tempo. Çok yavaş bir tempo. Yani beklenenin tam tersi oldu. Yani ekürünün taktiği çok farklıydı. Çünkü kesinlikle. Neden? Sonlarda gelebilecek koşu hızlı gitse Zalabe ve Sigoş gibi isimler var. Yine 2-3 oldular. Hızlı giden yarışlarda sonlarda çok daha etkili gelebileceklerini düşünerek Final Dance'i biraz daha ön gruba yakın gönderip koşuyu lehine çevirmesini bildiler. Önemli bir taktikti. Yani aynen, tam bir aynen. Ters köşe oldu diyebilir miyiz Oktay? Evet diyebiliriz abi. Gerçekten yani farklı düşünüyorduk. Hı hı. Yani daha sert bir tempo bekliyorduk ama daha ağır bir tempoda geçildi yarış. Yani bu ağır tempoda aslında Final Dance'in biraz da zorlanıyor gibi görünmesine gördük. Sebep olan şeylerden birisi de belki de başlıca sebebi koşunun temposu. Evet. Yani çok daha sert bir tempo olsa koşu da belki Final Dance biraz daha rahatlayarak yarış içerisinde giderdi diye düşünüyorum. Ki Gazi'de çok daha sert bir tempo izleyeceğiz diye düşünüyorum. Hadi koşuyu görelim sevgili Subutay. Evet, start çıkışı itibaren zaten Captain Fantastic koşu liderliğini aldığı sarı formasıyla dışarıdan Judgment. Ve hemen arkasında da Final Dance geldi. İlk 600'lerde falan 400'de geçildikten sonra ilerleyen metrelerde Halis Karataş'ın teşviklerini görüyoruz. Evet. Koşuda ciddi dediğim gibi az önce tempoları da söylediğimde 426.92 ile geçildi. Oldukça yavaş tempolarla geçildi ki Judgment'ın arkasında hemen üçüncü. Genel anlamda burada zaten teşviklerle ikinciliğe girdi, yerini de aldı. Doğru. Genellikle alışık olmadığımız tempolar ve Final Dance'i hiç böyle görmemiştik. Genelde dediğim gibi düzlük sprinti yapan bir isimdi. Hı hı. Bugün farklı bir performans sergileyerek koşuyu kazandı. Ama Hays abinin aklında hep Final Dance'i bu şekilde koşturmak vardı. Daha önceki röportajlarında da belirtmişti. Yani önlere yakın gidebilecek bir Final Dance çok daha iyi yarışlar sergileyebilir ki
Bunun denemesini de bence bu yarışta yaptılar. Ben Gazi'de de çok arkada bekleyeceğini düşünmüyorum. Zaten Oktay, ama genel anlamda baktığımız zaman 22 atlık bir koşuda ilk 10 içerisinde yer almadığınız takdirde, yani çok gerilerden gelip kazanan... Yani 8-10 da gideceğini düşünmüyorum. Ha, daha yakın gideceğini düşünüyorsun. 5-6. Evet, acı bir sprinti olan bir at değil. Aynen öyle yani. Uzun soluklu sprint. Evet evet, yani siz Final Dance'in sprint mesafesini ne kadar uzatırsanız verimini o kadar fazla alırsınız. Şöyle diyebilir miyiz? Çabuk hızlanan bir isim değil. Değil, kesinlikle. Evet. Ağır ağır kalkan, evet, devrini bulan çünkü, ama devrini bulduktan sonra da rakiplerini bir anda sürüklese edebilen bir isim. Şimdi bak, ki az rağmen... önce sen söyledin abi, son 200'de lider olmasına rağmen farkı bir anda açarak, evet, foto önünde geçti. Yap. Hatta buralarda, evet, bile başladı. Bakar mısın? Hani seçiklere başladı. Tabii buralarda. Ki, tabii ki. Ve ondan sonra... Bir özelliği daha var. Bence fizik olarak kendi jenerasyonun çok kesinlikle ötesinde bir fiziği var. Evet, yani yanına geldiği atı, evet, moral olarak çok bozan bir at. At yani... Şimdi yer bulma sıkıntısından bahsederiz ya hep Gazi Koşu'nda. Yani yarış başladığında yanındaki atı moral olarak çok etkileyeceği için yanında durmak istemeyecek jokeyler olacaktır. Ben yerini de alma konusunda böyle ısrarcı olarak ön gruba yakın bir yere konumlanabileceğini düşünüyorum. Yani fizik avantajı... Hı hı. Geride kalırsa dezavantaj olabilir ama yer almada ve yanında bir atın yanında gitmede tamamen lehine. Final Dance'in kazandığı koşuda Zala Bey'in performansı gerçekten etkileyiciydi. Ten Direk'le başlayan çıkış, daha sonra kazanılan koşu, Sadık Ediyeşil koşusu. Evet. Şimdi Sait Akson koşusu gerçekten çok başarılı bir performans. Sigoş, bildiğimiz Sigoş, her yarışı kıymetli. Başarılı performans sergiliyor. 700'lerde maalesef Gökhan Kamçısı'nı düşürdü. Hı hı. Satoshi'nin çıkışı müthiş. Sait Akson koşusunun dördüncüsü. Bol Sirawur koşunun beşincisi oldu. Gerçekten çok etkileyici performanslar. Çok güzel bir yarış izledik. Final Dance başarılı bir performans sergileyerek hanesine bir birinciliği daha yazdırdığını söyleyebiliriz. Var mıdır ilaveler? Abi şöyle bir ilave yapacağım. Erkek tay deneme ve Sait Akson galibi bir İngiliz erkek tayı, bana göre, yani istatistiklere göre diyeyim, Gazi için çok 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 ön planda olması gerekiyor. Evet. Bugün biz Final Dance'ı bu kadar böyle çok 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 önde tutamıyor isek, söyleyemiyorsak, dillendiremiyorsak, evet, bence rakiplerinin, yani Zala Bey'in, Sigoş'un, İşte Ankara'dakilerin, kısrak koşusundan geleceklerin ne yapabileceklerine dair henüz, hani hala yol olduğuna dair, çünkü birbirleriyle inancımızdan da yoksa, yani bir at düşünün, koştuğu her yarışında ben baştayım diyor ve bunu iki önemli mücadelede, biri klasik, yani erkek tay deneme, biri mesafe olarak Gazi için en belirleyici yarış Sait Akson tarihsel olarak, her ikisini de kazanıyor. Rakiplerini belli bir metre gerisinde tutuyor. Biri yavaş gidiyor. Yarış hani uzun mesafe olmasına rağmen bayağı böyle, yani onun için de kötü diyebileceğimiz senaryolar. Daha ne yapacak ki biat Gazi? Evet. Gazi'ye biat favori gelmesi için daha ne yapabilir? Ya baktığımız zaman mesela çok sürat yapan bir isim gibi de durmuyor değil mi? Böyle ağır kanlı, ağır, ağır. Tam sallı, bir, evet, mesafe tam bir şampiyon, evet, edası, edası var, evet. Bakar mısın? Yani ben şeyi hatırlıyorum böyle, sürekli teşvik isteyen bir isim. Ya buralarda sanki böyle zorlanıyormuş gibi geliyor. Halbuki tam tersi, devrini buldukça daha arayı açabilen, gücünü yarışa yansıtabilen bir isim olduğunu net söyleyebiliriz. Şimdiden Gazi koşusunda koşacak isimlerin hepsinin bahtları açık olsun. Burada tek tartışma konusu açabileceğimiz meselelerden biri, Sait Akson dördüncüsünün Gazi koşusuna girip giremeyeceğini. Satoshi. Evet. Dördüncü ama nasıl dördüncü? Yarım boy yani boyun. Üçüncülüğü baş, de evet yani, başla kaybeden bir dördüncülükten bahsediyoruz. Ya burada 10 değil mesela, atıyorum. 10 puan değil. 15 puan alabilse içeride wild card gibi bir, hani her yıl konuştuğumuz bir, evet, hep söylüyoruz şey olsa. Abi, hep söylüyoruz. Şimdi Sait Akson'dan daha belirleyici, Mehmet Akif Ersoy'dan daha belirleyici bir koşu yok Gazi'ye. Ki özellikle yani Sait Akson koşuları çok belirleyici. Dördüncüsü 10 puan almış, giremeye. Zaman zaman ama böyle koşular öncesinde handikapörler biraz daha bonkör davranıyorlardı. Zaman zaman bunları görebiliyoruz.
Evet. Koşuda böyle olmuş Satoshi için diyelim. Var mı Oktay son ilave? Son ilavem, valla abi dediği gibi Enver abi, yani Satoshi'yi bu son iki koşusundaki enteresan performanslarıyla, o da Gazi'ye renk katabilecek isimlerden birisiydi. Hani bugüne kadar hiç adı sanı duyulmayan ama son iki yarışında, yani bu Bursa'daki handikap koşularla aslında kendini gösteren ama sonrasında İstanbul'a geldikten sonra son iki yarışında muazzam performanslar sergilemiş bir isim. Keşke Gazi'de onu izleyebilseydik. Peki, tekrar ekibi kutlayalım ve aynı gün koşulan Kısrak koşusuna geçelim. Yine koşunun kısaca hikayesi var. Onları da anlatalım. Dişitay denemeden sonra kısrak koşusunda Secret Power kazanma başarısı gösterdi ki Dişitay denemeyi hatırlayacak olursak tercihli 20 starttan, dış starttan çıktı ki zoru başardı aslında. Yine uzun mesafeli koşularda da Secret Power zoru seviyor. Doğru. Son metrelere kadar Kara Kraliçe öndeydi. Hermione Granger'ın liderliğini yaptığı bir koşuydu ki Kara Kraliçe'de Tristan Shaw'la birlikte. Yine bir cezalarla ilgili konuşalım istiyorum. Secret Power Özcan Yıldırım start mahallinde start hakemiyle sözlü münakaşaya girdiğinden. Orada Özcan haklı ama. İhtar ve 834 lira. Splendid Tolga Yıldız son düzlükteki hamlesi var ki yarışta göstereceğiz. Sweethomer yıkılma tehlikesi geçirdi. Savunma verecek. Bir de Sweethomer tescilli formayı giymeme sebebiyle ihtar ve 834 lira. Eleştirilecek bir konu aslında. Yani %100. Siz kısrak koşusu gibi çok önemli bir koşuda kendi formanızı Grup 1 yarışta evet. temsil etmiyorsunuz. Enteresan geldi bana. Bilemiyoruz tabii nedir ne değildir. Saygıda duymakta fayda var. Bunun yanında muhtemelen işte gelirken unutuldu, atlandı falan ama yani. Ama unutulmamalı. Unutulmamalı, yani. Atlanmamalı abi. Unutulmamalı. Vallahi grup 1 formanızı temsil evet. ediyor. Benim çocuğum U12'de lig maçına çıkıyor. Evet. Bir gece öncesinden koltuğun üzerine diziyor. Giyebilecekleri iki kit var. Onlar tabii kombinasyon olabiliyor. Şortu değişiyor vesaire. Dört takım olabiliyor. Onları koltuğun üzerine diziyor. Bir gece öncesinden. Ne bu abi? U12'nin lig maçı. Ne? Sen kısrak koşusu bir dişi tayım koşabileceği kariyer zirvesi. Yarışın bitti. Güzel bir kuru temizlemeye verilir. Yıkanır, ütülenir. Bir torbanın içinde. Baba günler öncesinden gelinlik gibi hazırlanır o. Değil kısrak mi? Koşusu için. Tabii aynen ki. Aynen öyle. Dolayısıyla böyle bir 834 lira ceza var. Bunun haricinde Tristan Shaw son düzlükte mucize kız birazcık zor durumda kaldı. Onun neticesinde de Halis Karataş onun da 10 Haziran'da savunmasını verdi. 11 Haziran'da başlayan, 17 Haziran'da biten bir 7 günlük ceza cezaya aldı. Gidiyor. Cezaya gidiyor ve başladı ceza zaten. Görelim koşuyu. Hermione Granger. 2400 metrelik mesafeli koşuda genellikle koşuyu önlerde kabul eden bir isim ama Ayhan Kurşun'la ve son metrelere kadar koşun liderliğini yaptı ama şeye baktığımız zaman Sait Akson koşusuna baktığımız zaman bayağı hızlı giden bir yarıştı. Kesinlikle. Kıyasladığımız zaman bayağı hızlı giden bir yarıştı. Şimdi zaten Trakus'u da göreceğiz ekranın sağ köşesinde. Şöyle dediğim gibi Sait Akson'la bir kıyasladığımızda ciddi bir farkın olduğunu görüyoruz. Koşun liderliğini yapan Hermione Granger, Kara Kraliçe, 3 gidiyor. Tristan Shaw da hemen arkasında Atman Ekürüsü'ne ait Safkan ki o da Padon çok güzel görünen, beğenilen isimlerinden biriydi Enver. Baktığımız zaman o gün o zaten bütün, yapı olarak, bütün taylar pırıl pırıldı o gün. Padok kenarından yakından izleme fırsatı buldum. Secret Power'da sarı lacivert formasıyla koşuyu gerilerde takip eden bir isim. Onun içinde de en geride Mucize Kız. Starttan 5 boy tereddütü çıkmasına rağmen sonlarda o da etkili geldi. Hermione Granger'ın liderliği devam ediyor. Tristan Shaw, Ana Kraliçe, Kara Kraliçe. Aslına bakarsanız Kara Kraliçe de müthiş bir performans sergiliyor. Gazi'ye gelecek. Evet. Müthiş. Sonlarda yani son ana kadar koşunun lideri. Sonlarda Secret Power içeriden gelmesine rağmen bana göre zoru başardı. Ve hep ki, ön tarafta temponun içerisine gitti Kara Kraliçe. Şimdi gelelim yeşil formaya, cam göbeği formaya gelelim. Splendid'den bahsediyorum. Düzlük dönüldükten sonra önce onu görelim. Burunsalıklı, beyaz burunsalıklı at. Hemen dışında da Sweethomer. Burada bakın. Hop. Yıkılma tehlikesi geçirdi. Gidiyordu şimdi öyle neredeyse. Hemen öne gelelim. Hermione Granger. Arkasında Tristan Shaw. Aralardan da Mucize Kız geliyor. Bariyere bakalım. Bariyere hemen. Bakalım. Hop. Halis geldi. Zaten sesini duydu. Ayağa kalktı ama. Evet. O kadar kurtarabildi. İşten geçmiş oldu. Evet, aynen öyle abi. Evet. Daha fazla. Koşun liderliğini Kara Kraliçe. Hemen dışarıdan Kara Kraliçe geldi.
mücadele Hermione Granger'la devam ediyor. İçeride Secret Power girdi. Hemen arkasında Mucize Kız. Dışarıdan da son iki yarışta müthiş yarışlar koşan Splendid'i görüyoruz. Dışarıdan gelen isim de Snowbird. O da koşunun beşincisi oldu. Hermione Granger 6. İçeriden gelen Secret Power da koşu Özcan Yıldırım'la kazanma başarısı gösterdi. Cezalardan ve kapanmalardan bahsettik. Hemen Oktay'a döneyim. Bu önemli koşuyu nasıl değerlendireceksin? Evet, Secret Power muazzam bir kısrak. Evet. Dişitay deneme, kısrak, Gazi. Evet. Sırada da Gazi var artık. Bakalım yani Gazi'nin spikeri belli mi bu arada abi? Hadi yayında böyle bir soru sorayım sana. Belli gibi. Belli gibi. O zaman baş harfini söyle dermiş. Belli gibi. Dişitay deneme, kısrak, Gazi üçlemesi neden olur mu? Olmasın. Öyle görünüyor. Neden olmasın? Evet, yani Mystical Storm geldi bir anda akıllara. Muazzam bir performans Secret Power'dan. Ankara koşusu vardı Mystical Storm'un. Evet. Oradaydık. Evet. Hani şey olabilir mi diye, tarihe tanık edelim diye ama o gün evet. için beklenenin çok altında bir performans sergilemişti. Evet abi. O günlere de yad etmiş olduk evet, böylelikle. Mystical Storm'u da evet. hatırlamış olduk. Ama şu bir gerçek geldi. Dişler deneme kısrak. Galibi ise Gazi'de bir yere gelecek abi. Kesinlikle. Allah kaza bela net. Vermesin. Aynen öyle. Zaten görüntü olarak da, %100. Yarış olarak da, performans olarak bir da de çok kesinlikle gelecek. Mesela katılır mısın bilmiyorum. Geçen Ömer Aktil'e kaynatıyoruz. Dedim ki mesela Final Dance. Kumu çiminden daha iyi. İtiraz edebilir misin? Çoğunluk etmez. Evet. Kumu çiminden daha iyi. Sigoş. Yumuşak pist yakaladı mı? Daha iyi. Sert pistte acaba? Zala Bey. Hakeza. Secret Power için. Net uzuncu. Evet. Net uzuncu. O net. Uzat uzatabildiği kadar. Aha. Yarış içerisinde bir sorunla karşılaştığı zaman yani güçten düştü, hızdan düştüğü zaman tekrar kalkabildiğini her iki yarışta da gösterdi. Doğru. Korkusuz. Yani jockey'nin gösterdiği yere dalıyor çıkıyor. Tabii giriyorsa giriyor. Yani bana göre yani. Gazi'ye giderken ya iyi at ama şurası da acaba dedirtiyor diyeceğin hiçbir şey olmayan tek at biliyor musun? Şimdi Final Dance diyorsun. İşte tempodan düşerse acaba sert çimde, acaba evet. öyle, acaba böyle. Sigoş acaba pist işte Haziran'ın son pazarı falan. Zala Bey şöyleydi böyleydi. Secret Power için ben bir şey diyemiyorum. Bir bahanesi yok yani. Yani evet. bir aması maması öylesi böylesi yok. Ben evet. bu at... Bir de bakar mısın? Bir de çok ağırlık da yok üstünde. Allah tabii nazardan saklasın hepsini. Evet. Ağırlık da yok yani. Evet. Secret Power kazanırsa ben hiç şaşırmayacağım biliyor musun? Hiç şaşırmam. Sıfır. Net şaşırmam. Bak buralarda şimdi soldan vurdu. İçeriye doğru bir yattı. Abi nereye girdi? Yani yattı Özcan, tekrar toparladı. Özcan üstlerinden atlıyoruz diye komut verse üstlerinden atlayacak. Allah nazardan hiç saklasın yani. Aynen ben... öyle abi. Yani muazzam bir performans. Bir tek cüzdanı pembe. Evet. Net. Bakar mısın abi içeriden ne güzel geliyor. Aa, bu hiç, arada Kara Kraliçe de devam ediyor bu Kara arada. Kara Kraliçe evet onunla ilgili de bir şeyler söylemek lazım tabii ki. Muazzam bir performans sergiledi. Jokey Mustafa Çiçek için de bir şey söylemek lazım. Secret Power hanesine 2 grup 1 yazdırdı ama Mustafa'nın elinden de 2 grup 1'i almış oldu. Mustafa'nın Lady Palpatine unutmayacağı atlardan biri Secret Power oldu. Aynen. Aynen öyle. Dişitay denemede Lady Palpatine'le tam kazandım derken ki tam kazandım Secret derken Secret Power aynı şekilde içeriden gelip elinden evet, aldı. Bugün de içeriden. Tam Kara Kraliçe'yi kazandım dedi. Yine içeriden Secret Power. Aynen. O kadar şimdi öyle bir yere dokunuyor ki tabii Mustafa'yı da menajere Emrah'a da üzmek istemiyorum ama Grup 1 İstanbul'daki Grup 1 performansı bu kadar yüksek olan bir jokeyin ve şans verilmeyen atlarla kariyeri bittiğinde uzun yıllar at binsin. Atıyorum 40 yıl at binsin. Sonundaki en büyük pişmanlıklarından bu olacak, biri bu olacak. Vedat Abiş olamadı Mustafa. Seçmedi o yolu. O yolu seçmedi. Ki o da Yıldırım hızıyla jockey olan bir kardeşimiz. O yolu evet. seçmedi. Yani Mustafa yetenek olarak hep ilk 5'te 6'da İstanbul'da olur. Bak İstanbul'da hep 5'te 6'da olur. Yani evet. sadece İstanbul Focus biner. Vedat ne yapıyor? İstanbul Ankara biniyor. Başka bir şey binmiyor yani. Evet. Çok sıra dışı bir şey olursa, Ekür'e git derse Antalya'ya, Kocaeli'ne neyse gidiyor. Onun haricinde gitmiyor. Ankara, İstanbul. Mesela Mustafa Ankara, İstanbul olsa skor olarak çoğuna rahmet okutur biliyor musun? Ama seçmiyor. Yol haritasını öyle seçmiş. Abi yıl sonu grup birilerini alıyorsun İstanbul'da. İstanbul'da olmayıp tabela yapan, yarış kazanan bir Mustafa var zaten. Aynen öyle. Yani Mustafa'nın grup hariç performansına bakın İstanbul'da atıyorum 20 at binmiş 2 ikincilik 1 birincilik 8 dördüncülük falandır atıyorum rakamları.
Grup 1 performanslarına bakın abi. 2 ikincilik. Grup 1. Evet. Hayırdır ya? Bindiyatlar 30 lira 40 lira yani. Aynen 30 lira 40 lira doğru. Yani doğru. O zaman neyi gösteriyor bu? Evet. Devamlılığı olsa burada daha evet, farklı çok olacak. Çok daha iyi şeyler daha olabilir. Evet. Ben şimdi evet. Grup 1 atına soğukkanla binebilecek atımı gösterilenden daha iyi taşıyabilecek jokey aradığımda zaten 1, 2, 3, 4, 5 jokey zaten gidiyor. Evet. Halis'i, Gökhan'ı, Ahmet'i, Özcan'ı zaten kapıyorlar. Evet. Sen ne yapıyorsun o diğer gruptan, diğer havuzdan sence iyi kim? Peki. Ama şunu da söyleyeyim. Böldüm abi kusura bakma. Gazi için çok teklif alan jokeylerin en başında geliyordur. Evet. En az 5-6 safkan, 5-6 safkanın ilgilileri gitti. Evet. Hani biner misin diye. Ben tekrar söylüyorum. 1 2 3 4'ten değilsin, at sahibisin. Evet. Ne yapıyorsun abi? Önünü açıyorsun. Grup performans. Şimdi benim bazı jokey kardeşlerim var. İsim vererek rencide etmiyorum. Atım olsa 1'e yazarım. Hani babalar bineceğine bu kardeşimiz binsin. Grup yarışı olsa 8. 9. sıra atarım. Daha grup performansı o seviyede değil diye. Bu başka bir şey. Evet. Mustafa'yı normalde aklıma ilk 3 sırada gelmez. Grup yarış atımı olsa çağırırım Mustafa'yı. Yani favorilerden birinde değilsem hemen Mustafa gelsin binsin benim atıma derim. Soğukkanlı biniyor, etkili biniyor, sert biniyor, evet. Doğru yeri tutuyor, hiç hata yapmıyor. Aynen, grup 1'de daha ne isteyeceksin ki daha başka? Peki. Splendid'den de kısa bahsedelim istiyorum. Çünkü Işıtay deneme koşusundaki 4.'lüğü. Enteresan performanslar. Şimdi şeye geldik, kısa koşusuna geldik. Evet. Üçüncü. Yine çok iyi bir yarış. Süper. Nene Hatun ağırlıklı diyorlar. Nene evet. Hatun önceliği ekiyorlar. Evet. Gazi'de koşsa sırıtmaz. Bundan sonraki yarışlarında da farklı performanslar sergileyecek. Şüphesiz. İki üst düzey koşu da böyle bir performans evet. Ve çıta sürekli yükseliyor. Kutlayalım. Yalnız Gazi yolunda, bilmiyorum fark ettiniz mi, bu sene Gazi'den sonraki hani en böyle konuşulan koşu genelde anafartalar olurdu. Doğru. Şu anda hiç kimse anafartaları konuşmuyor. Doğru. Yani herkes Gazi'ye odaklanmış durumda. Yani kimin ilgilisine evet. Sorsanız Gazi koşacağım ama şu anda yani anafartalar bir boşlukta kalmış gibi durumda gerçekten. Yani o yüzden anafartalar kaydını çok merak ediyorum. Kimler gelecek, kimler koşacak, hangi jokeylerle start alacaklar. En az Gazi kadar hatta yani şöyle söyleyeyim, Gazi'yi çok merak etmiyorum. Niye? Belli. Zaten hani %70'i belli. Koşacak atlar belli, binecek jokeyler belli. Ama diğer tarafta anafartalar büyük bir soru işareti. Büyük merakla bekliyorum anafartaları. Bekleyip göreceğiz. Çok kalabalık olur diyorum. Peki. Hadi gelin gözden kaçmayanlara hızlı bir şekilde geçelim. Çünkü dediğim gibi bu 3 koşu çok önemliydi. Bunları değerlendirdik haftanın koşuları olarak. Şimdi gözden kaçmayanlara da hızlı kısa kısa geçelim. Önce 6 Haziran'a gidelim. Şerif Ağa protesto sonucu birinci ilan edildi Mahmut Ünlü ile. Resen son 200'de incelendi koşu. İkinci olan Şerif Ağa'nın ilgililerinden kazanan Çığ Rüzgarı'na protesto çıktı. Karar kabul. Çığ Rüzgarı'na bilen İsa Akyavuz son düzlükte hatalı kulvar, usulsüz kulvar değiştirdiğinden 7000 içerisinde savunma verecek. Görelim protesto görüntülerini. Sayın yarışseverler, az önce tamamlanan 6. koşunun son 200 metresi komiserler kurulu tarafından incelenmişti ve koşuda 1. ve 2. olan safkanların yerleri değiştirildi. İzlediğiniz metrelerde içerideki 5 numaralı Çığ Rüzgarı dışındaki kır rakibi 3 numaralı Şerif Ağa'ya faul yaptığı gerekçesiyle rakibin arkasına alındı. Böylece Şerif Ağa'nın birinciliğine karar verildi. Koşuyu kazanan 5 numaralı Çığ Rüzgarı ise rakibin arkasında 2. sıraya alındı. Son metreleri bir kez daha görüntüye geliyor. Komiserler Kurulu tarafından yarışın son 200 metresi incelendi ve değişiklik yapıldı bu koşuda birincilikte. 3 numaralı Şerif Ağa'nın birinciliğine karar verildi. Çığ Rüzgarı ise ikinciliği alındı. 3-5-7-8-4 koşudaki kesin olan sıra son metreleri bir kez daha görüntüye geliyor. İçerideki 5 numaralı Çığ Rüzgarı dışındaki 40... Evet, slow motion görüntüler ekrana geldi. Şimdi akıyor. Çığ Rüzgarı içeride gördüğümüz isim. Hemen dışında koşu ikinci olarak tamamlayan Şerif Ağa var ki ilerleyen metrelerde bir yakınlaşma olacak. İçeriden gelen Çığ Rüzgarı İsa Kavuz'da dışarıdaki rakibine bir hamlesi olacak. Evet, buradaki hamleden dolayı koşu protesto edildi ve sıralamalarda değişiklik oldu. Çığ Rüzgarı'na veren İsa Kavuz 7 gün içerisinde savunma verecek. Oktay, katılır mısın karara? Net doğru bir karar. Hatta komiserler kurulunu tebrik ediyorum buradan. Hani hiç protestoya zaman bile vermeden direkt olarak Reysen'le yarışı değiştirdiler. Çok
koşunun son metrelerine doğru yapılmış ciddi bir müdahale ve yarış farkı bitirişte burun. Evet. Yani mutlaka etkilen. Bir burundan fazlası etkilenmiştir diye düşünüyorum. Koşunun Şerifa. Son metreleri çünkü. Evet, aynen öyle abi. O yüzden ben değişiklik kararını net şekilde doğru buluyorum. Emre? %100 hemfikirim. Sonrasında da İsa'yı çağırıp konuşurdum. Neden? Baba al be. Sola al yani. Evet. Gittin. Evet. Kendin attan daha fazla çarptın. Bak. At bir omuz atıyor. İsa komple yaslanıyor rakibine. Mahmut Ünlü mü dışarıdaki? Bak abi. Mahmut Ünlü. Bak İsa'ya bak şimdi bak. Biraz daha geze. Yani o olayın oldu. Heh. Olayın olduğu yerde. At çarpacak şimdi. İsa yani Mahmut gel dese şöyle dokunsa Şerif Ağa'nın üzerine geçecek. Ondan sonra ne yapıyor? Sağdan devam ediyor. Devam edince de temas oluyor. Bak, çünkü evet, niye? Bak. Kolu değdi. Sonra sağdan devam ediyor. Abi at zaten sağdan vurdun gitti. Daha niye sağdan gösteriyorsun kamçını? Yani bir orada bir böyle bir an elektrikler kesiliyor herhalde. Yani eyvah düşüyordum ama devam ediyor herhalde. Yani onu düşünemiyorum. Ben üzülerek söylüyorum. Mesela İsa Kavuz bende büyük şehirlerde at bilebilecek potansiyeli olan bir kardeşimizdi. İsa'nın mesela jokeylik olarak Ankara İstanbul merkezde at bulabilecek, Mehmet Akyavuz'un yoluna girebilecek genç kardeşimiz diye görüyordum. Kendisi bu yolu seçti. Ama mesela bu yarışı izlesin, kendisi de hak verecek. Yani ondan sonra krizi yönetemedi. Hala sağında sallıyorsan kamçıyı olmadı. Bence niyet belli zaten abi. Yani solu almamasının niyeti de belli bence. Abi bir daha yapsa ne olacak yani? Yani. Daha ne yapabilir yani? Baksana hala sağdan gidiyor yani. Evet. Sağdan gidiyor da vücudu da gidiyor. Ve zaten vücuduna evet, at ve reaksiyon enteresan veriyor. Bir diş teşviği var. Bilmiyorum evet, dikkat ettim abi. Yani peki. Teşekkürler sevgili Subutay diyelim. Hemen bir koşu sonra yine 6 Haziran'dayız. Bu sefer Bursa'ya gidiyoruz. Bestekar Halis Karataş'la kazandı. Yine protestoluk bir görüntü gelecek. Koşunun üçüncüsü Derviş Bey'in ilgililerinden. İkinci olan Ege Berke protesto çıktı. Mahalli Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. Görelim. Altıncı koşu Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusunda protesto vardı. Protesto reddedildi ve sıralama kesinleşti. Bir numaralı Derviş Bey isimli safkanın ilgilisi 8 numaralı Ege Berk isimli safkan için inceleme talebinde bulunmuştu. Protesto reddedilince sıralama 6-8-1-7-2 şeklinde kesinleşti. Düzlüğe çıkıldıktan sonra 6 numaralı Bestekar öndeydi. Daha geride Mavi Kavunçi Jockey formalı 8 numaralı Ege Berk ikincilikteyken 1 numaralı Derviş Bey'in atakları vardı. Bu ikiliden 8 numaralı Ege Berk ikinci, 1 numaralı Derviş Bey üçüncü olmuşlardı. Daha geride ise 7 numaralı Eymen Ağa koşuyor dördüncü, 2 numaralı Erdoğdu da beşinci olarak tamamladılar. 6 numaralı Bestekar koşuyu kazanırken protesto reddedildi ve sıralama 6-8-1-7-2 şeklinde kesinleşti. Evet, Bestekar kırmızı ağırlıklı formasıyla izlediğimiz isim. Şimdi gördüğünüz gibi içeriye giren bir Ege Berk var mavi ağırlıklı formasıyla. Eflatun beyaz formada dışarıya çıkmak zorunda kalan Derviş Bey. Karşı kuleden evet buradan daha net görülecek Bestekar koşunun lideri. Hemen arkalarında dışarıdan mavi ağırlıklı formasıyla Ege Berk gelecek. İçeride de Derviş Bey var. Mor evet. Beyaz formasıyla izlediğiniz için. Şimdi işte buradan bu hamleden dolayı bir protesto çıkıyor. İnceleniyor ve reddediliyor. Burada ihtar ve 834 lira. Mertcan Çelik'e bir ceza var. İhtar ve 834 lira. Oktay katılır mısın? Ceza hariç evet katılırım. Bir gün cezası çıkabilirdi diye %100, düşünüyorum. %100 gün cezalık hareket. Ama yarış değişikliği konusunda ben de hemfikirim. Ben de red oyu kullanırdım eğer bir oy hakkım olsaydı. Çünkü Derviş Bey içeriden kurtulduktan sonra fark sürekli aynı kalıyor. Yani atlarmış diyemiyorum Derviş Bey bu hamle olmasaydı Ege Berk'i. O yüzden ben yarışı değiştirmezdim ama ciddi bir yer değişikliği söz konusu. O yüzden %100 gün cezası beklerdim. Evet. Noktasına virgülüne katılıyorum. Bir de Bestekar'a nasıl binilmesi gerektiği konusunda mesela atıyorum Halis Karataş'ın gelmediği, binmediği yarışlarda açıp bu yarışı seyretmeleri lazım. Evet, uzun mesafeli koşularda özellikle daha başarılı olan bir isim olduğunu görüyoruz. Halis Karataş da gerçekten çok ciddi bir formda güzel yarışlar kazanıyor. Burada da güzel bir Bestekar'ın uyumu da çok iyi Halis Karataş'ta. Kesinlikle. Çok.
İşte ne yapıyorsa yani atın üzerinde ne yapıyorsa onu... Atın istediğini veriyor. Aynen öyle. Yani çok binerken fazla bir şey de atı tanıyor zaten ona göre çok de fazla bir... Şimdi ekstra oğlum, bir şey yapmıyor. O 400'de o daha dönerken iki tane çat çat yapıp... Evet. Ondan sonra sağa sola gidip ona dokunup buna dokunup falan da kazanabilirdi yani. Evet. Peki devam ediyoruz. 7 Haziran Salı Ankara'dayız. Kısa vadede 6-3 yaşlı Arapların mücadelesiydi. Cevat Gürkan koştu. Saygı ve rahmetle bir kez daha analım. 1200 metrede 1.22.61 ile kazandı. Aldı gör Müslüm Çelik'le. Görelim koşuyu. Koşu hakkında konuşacaklarımız var. Aldı gör koşunun liderliğini kazanan isim. Zaten koşunun liderliğini alıyordu. Dışarıdan Sultan Beşir geldi. Bu ikili hatta üçüncülükteki Arap Çelik de üçüncülüğe girdi ve bu sıralamalarda bir değişiklik olmadı. Oktay senin gözün benden daha iyi görüyor. İki numara Alda Gör, Arap Çelik. Arap Çelik. Bir kamp sayılarını bir tabii ki. Şey yapalım mı? Siz yorumu yapın abi ben. Üçüncülükte gördüğümüz isim. Sıralamalarda dediğim kampçıya gibi bir değişiklik olmadı. koşun liderliğini Alda Gör yapıyor. Sultan Beşir ikincilikte. Bu sıralama Çer'den Ahmet Çelik ortak olmaya çalışıyor. Ama üçüncülükten öteye gidemedi. Ama yine de ilk üç isim oldukça başarılı. Pişman Ağa'nın dördüncü, Baba Zaman'ın beşinci olduğu bir koşu. Halis Karataş'ı da Baba Zaman bayağı bir uğraştırdı. Çok uğraştırdı. Beyaz forma, kırmızı beyaz formayla izliyoruz. Evet. O da artık baktı ki olacak gibi değil. Dışarıdan içeri tayını fazla üzmeden beşinci aynen, olarak aynen tamamladı. Ahmet'in atı da içeriye yatıyor birazcık. Onu ortalamak istiyor. Evet. Ondan sonra da zaten aldı gör. Müslüm Çelik de koşuyu kazandı. Sultan Beşir'in önünde. Seni bekliyorum. Koşu bitsin. Ben de yarışın bitmesini bekliyorum abi. Soldan da bir tane gelecek şimdi. Viraj dönülürken 2, düzlükte 4 saydım abi. Yani toplam 6. Toplam 6. Normalde düzlük 5 kamçı. Evet, 4 kullanmış gibi gördüm. Evet. Yani bu açıdan 4 sayabildim. Viraj dönülürken de 2 tane kullanıyor. Yani herhangi totalde 6. Evet. Herhangi bir ceza söz konusu değil komiser raporunda. Doğru. Onu da paylaşalım. Evet. Enver var mı ilave? Ben Ahmet'in mesela bu yarış 5.5 gibi ama 7'den fazla kullandığı bir yarış oldu bu hafta içi Ankara'da. Evet. Ankara'da bazen gözden kaçıyor. Gözden peki, kaçmayanlar olmuyor. Evet, 7 Haziran'a geçelim sevgili Subutay. Salı Ankara'dayız. Grey Runner Vedat Abiş'le kazandı. Şimdi Vedat Abiş hepimizin çok beğendiği bir kardeşimiz. Fakat genel anlamda baktığımız zaman komiser raporlarından hiç eksik olmadığını görüyoruz. İsmi mutlak geçiyor. Şimdi Grey Runner'la kazandığı bir yarış var ki Minerva McGonagall'ı 600'lerde çok zor durumda bıraktı. Çok. O koşu görüntüleri ekranlara gelsin. Evet. Sonlarda şimdi Minerva McGonagall en içteki kırmızı siyah beyaz kırmızı formasıyla izlediğimiz isim ki evet. Halis Karataş da dışarıda o da gül nişana biniyor. Viraj dönüldükten sonra ikincilikteydi. Sonlarda temposunu bayağı bir yitirdi. Koşuyu kazanan Grey Runner Minerva McGonagall'ın hemen arkasındaki gördüğümüz isim. Düzlük dönüldükten sonra zaten hamlesini yapacak. O hamleden sonra Saadet'in oldukça zor durumda bırakacak ki gerilemesine rağmen ki görüntü akıyor. Şimdi yavaş yavaş da o ensantanaya gideceğiz. Burada beyaz ağırlıklı forması ile izlediğim isim. Evet, burada içeriye doğru bir hamlesini yapacak. Evet, şu hamle Saadet'in oldukça zor durumda bıraktı. Zor durumda bıraktığı gibi üçüncülükteyken bir anda beşinciliğe, altıncılığa geriliyor. Orada tekrar yani toparlanıp... Evet. Yani o da enteresan bir performans değil mesela. Değil mi? Yani performansını evet, şunu söyleyebiliriz. Direkt etkiledi performansını. Yani, viraj yönlürken durdursanız videoyu deseniz ki bu at ne olur? En geri gelir dersiniz. Aynen. Ama oradan toparlanıp gelmesi... O zaman Mali Komiserler Kurulu'nu biraz daha düşündürmeye sevk etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu hamlelerden sonra Grey Runner Vedat Abiş 600 metrelerde usulsüz kulvar değiştirdiğinden sadece ihtar cezası var. Olmaz. Çok enteresan. Enver sen de başlayalım. Vedat'ın bazı yarışlarda bu pilavdan dönenin kaşığı kırılsın yapışları başına bela açacak bir gün. Şimdi bazı abileri zorluyor. Burada da mesela Halis abisi biraz zorladı bence. Yani Halis abi ona... Ben çok seyrettim. Acaba dedim hani Halis'ten kaynaklanan bir şey biraz, var mı? Biraz. Ama Vedat ne yapacak abi? Girmesen de. Girmeyecek. Kal orada. Ya da Saadet'in abisini zora sokmayacak. Evet. Yerini muhafaza edeceksin. Yerini muhafaza edeceksin abi. Bu kadar. Çünkü böyle, dışında bir rakip var. Öyle olmaz. Ama o ne yapıyor? Atım güçlü. Abilerin baskı yapıyor. Bunu hani X, Y, Z değil. Genel olarak yarış içerisinde. Vedat artık...
Bu tarz şeylere alışması lazım. Ama Vedat ne yapıyor? Hep ince işçiliklerle zorluyor. Vedat İstanbul'a bakıyoruz 2 ihtar, Ankara'ya bakıyoruz 3 ihtar. Peki lafını unutma. Burada Mali Komiserler Kurulu'na verdiği ifadede ihtar olmasının sebebi... Abi komiserim gün nişan dışındaydı. Muhtemelen. Biraz daralttı. Ondan daralttı, ben de girdim diye bir sorunlar. Ahmet de tempoyu azaltıyor. Evet. Ahmet burada gözlüğü indirdikten sonra iyice aheste aheste gidiyor. İdareli gitmeye çalışıyor. Sefa ne oldu? Şimdi ne yapacak Grevler'in burada? Ele alması lazım. O evet. Ne yapıyor? Minerva Balkan Akıl'ı zora sokuyor. Aynen. Evet. Ele alsa kendisi zora girecek. Ama kardeşim sen... Bir de zora girecek. Belki zora koşuyu gireceksin. Kaybedeceksin ama rakibini zor durumda bırakıyorsun. Orada başkasını zora sokmayacaksın. Sen aynen. Zora gireceksin. Zaten abilerin seni zora sokmaya çalıştı orada. Ama hakem verir onun cezasını. Sen gidip başkasına faul yapamazsın. Evet. Bir de bayağı bir zor durumda bırakıyorsun. Ve rakibin dediğim gibi geriledikten sonra tekrar toparlanıp gelmesi... Tabii. İşi farklı bir boyuta taşıyor. Gün cezası çıksa... Aynen. Niye çıktı demem bu yarıştan. Ki bence çıkması gerekirdi Oktay. Kesinlikle gün cezalık bir hareket olduğunu evet. Düşünüyorum. Çünkü Minerva McGonagall ve Saadettin Boraz ikilisi ciddi zor durumda kaldılar. Bir de koşunun en kritik yeri. Aynen öyle. Tam böyle yarışın ciddileşmeye başladığı yerler ki hı-hı. 600 virajı tehlikeli yerde de bence yaptı hareketi. Yani geçmişte bu tarz kazalarda, maalesef. Bu tarz yerlerde neler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli olması lazım. Peki, 8 Haziran'a gidelim sevgili Subutay. Çarşamba Elazığ'a gideceğiz. 2 yaşlı İngilizler maiden koşuydu. 1100 metre, 1.15.46 ile Kara Abişer kazandı. Koşuda anlatacağımız şeyler var. Önce şeyi bir görelim. Queen Zeyno'yu görelim. Aprentisi üzerinde değil, Hasan Altun'da. O atını, tayını toparlamaya çalışıyor. Önce o görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Neyse, sıralamalarda bir değişiklik oldu. Önce bu koşuyu anlatayım. Bu koşuyu almamızın sebebi Kara Abişer, Ferit Yardımcı ile kazandı. 1.15.46, 8.'nin derecesi 1.23.02. Yani 1100 metrelik koşuda her zaman konuştuğumuz şeyler var. Bu kadar arada farkın olması, bu kadar kısa mesafeli koşu da enteresan. Evet. Her zaman görüyoruz ama işte hoş görüntüler değil açıkçası. Bir de sevgili Subutay, start gerisinde gezintiler var, onu da bir alalım. Evet, burada da. Şimdi bir durduralım bunu lütfen. Şimdi eskiden seyisler kendi atlarını yedek yaparak starta kadar götürürler. Hı hı. Hatta makineye girdikten sonra da start makinesine çıkıp taylarını ve atlarını tuttukları zamanlar oldu. Sonra bir şeyle, kanunla bu yasaklandı. Seyisler atlarını yedek olarak belirli bir yere getirdikten sonra start görevlileri teslim alıyorlar. Doğru. Şimdi burada devam edebiliriz sevgili Subutay. Şimdi kask yok. Bak görüyoruz arkadaşları, seyisleri atları gezdiriyor. Burada özel bir izin mi var? Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Benim ki öyle bir şey var. En azından yani burada şimdi kafalarında kaskları yok, korumaları yok. Herhangi bir şey olsa onun hesabını, vebalini kim taşıyacak, kim verecek? Ya bir de öyle bir durum. Bir de öyle bir durum söz konusu. Aynen. Madem bir kural varsa o kural bütün hipodromlarda geçerli. Evet. Bunu da es geçmemek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz sevgili Subutay. Tahir Baba yarışı var. Onun görüntülerini ekrana vermeyelim. Erhan Akdur kazandı. Koşunun içerisinde son... İlk 150 ve 200'lerde, 150-200 metreler arasında bas gaza tökezledi. Mehmet Ali Aydınları düşürdü. Arkasından Aydın'ı düşürdü. Evet. Arkasından gelen Olgun Alp ve Mürsel Kayış ona takıldı ve o da düştü. Jokeylerimizden Mehmet Ali Aydın hastaneye sevk edildi ki şükürler olsun. Çok önemli bir şey olmadığını biliyoruz. Mürsel Kayış zaten hastaneye gitmeden problemsiz şekilde bu olayı atlattı. Kazada her iki kardeşimizi ve atın ilgilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve ilk bölümün son görüntülerine gelelim. 10 Haziran Cuma İstanbul'dayız. Şartlı 4-1 koşu. 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum piste katıldıkları, sentetik piste katıldıkları bir koşu. 1.07.30'da Mir Bey Gökhan Kocakaya ile kazandı. Koşunun hikayesi şu. Iris Ahmet Çelik start çıkışından yaptığı usulsüz kulvar değişikliğinden ki bu da tekerrüre tekabül ettiğinden 5 gün ve 834 lira 5 gün sanat icrasından ben 834 lira para cezası aldı. Şimdi o görüntüler ekranlara geliyor. Best Start'a dikkat çekiyoruz. Best Start evet bu hamleden dolayı hoppa. Ki çok zor durumda kaldı Halis Karataş, Gilded Age. Evet. Ve bunun neticesinde de 5 gün ve 834 lira para cezası aldı. Viraj üstünde de yapacak Sabır Bey isimli safkanı. Evet. Yani... Bayağı bir zorladı. Tabii, tekrar tabii yani. Görüntü ekranlara geldi kırmızı beyaz forma. Ki Gökhan bile, evet. Mir Bey bile biraz zor durumda kaldı. Etkilendi. O da çünkü Gilded Age... İçeriye doğru bir hamle olunca Cildit Eyç'ten içindeki koşuyu kazanan Mir Bey de zor durumda kaldığını söyleyebilirim. Mir Bey de Kocaeli pistinde, kum pistte iki yarış kazandıktan sonra
kime çıktı? Queen Zeynep'e geçilmişti. Doğru. Ama bu kez koşunun liderliğini aldı ve çok kolay bir birincilik elde etti. Evet. Burada işte Ahmet'in hamlesi var ki Ginez'e rakibini Sabır Bey'i de zor durumda bıraktı. Sabır Bey'i de zor durumda bıraktı. Bunun neticesinde de 5 gün sanat icrasından ben ve 834 lira para cezası aldı diyelim ve Oktay'a hemen sözü bırakayım. Evet, yani 5 günle iyi kurtarmış bence Ahmet. Evet. Yani bir hafta veya 10 günlük bir ceza da gelebilirdi. Sonuçta ciddi iki hamle var. Kaldı ki start anında Gilded Age'in şansı tamamen sıfırlandı. Ki koşunun ağır ciddi favorisiydi. Biriydi ciddi ki kazanabilecek pozisyona da sahip bir isimdi. Aynen ama öyle abi. Ama koşu böyle başlayınca kesinlikle şansı hiç kalmadı bitti. Şansı zaten. Evet. Startta kaybetti zaten Gilded Age. Yani hem Safkan'ın ilgililerine yazık, hem onu güvenen yarışseverlere yazık. Üzerine çokça bahis oynanan bir koşuda yapılan bir hamle. Yani tek bir hamleyle yarışseverden atın ilgilisine, jokeyinden antrenörüne, A'dan Z'ye herkesi etkiliyorsunuz. O yüzden 5 günle bence iyi kurtardığını düşünüyorum. Umuyorum ki bir daha bu tarz hamleler görmeyiz. Evet Enver. Net hemfikirim. Bence de 5 güne şükretsin. Tabii sanıyorum start içerisinde ayağına bir darbe geliyor Ahmet. Sonradan rapor aldı zaten. At binmedi. Evet. Cezayı da hemen başlatır diye tahmin ediyorum. Geçmiş olsun. Ceza başladı zaten. Şimdi böyle bir takvimde kimse foul yapmak istemez. Ama foul yaparsa da cezasına razı olmak durumunda. Bak abi burada Sabır Bey hamlelerine bakar mısın tekrar? Yani şu, bakar mısın abi yani? Yani şu atı kontrol edemeyecek bir jokey mi? Tabii ki değil. Yani. Aklı nerede? Aklı start çıkışında. Evet. Viraja girdik. Ahmet hala eyvah diyor, ne diyeceğim starttan, ne diyeceğim? Çok ciddi, çok ciddi bir hamle yani. Tabii yanındakine çarpıyor, fark etmiyor bile. Vallahi büyük geçmiş olsun ama bence 5 güne teşekkür ederim hocam deyip. Vallahi iyi kurtarmış tabii, abi. Teşekkür yani. Neden? 1100 metrelik koşuda iki hamle. Start çıkışı ve düzlük. Oktay'ın söylediği bir de işin realitesi var yani. Yedili plasenin başlangıç ayağı mıydı? Değildi abi. Üçlü ya da dörtlü ganyan var. Neticede bir müşterek birinci altılı ganyan, birinci beşli ganyan. Aha. Yani bütün oyunları etkileyen. Evet. Son derece kağıt üzerinde işte 2-1, 1-2 şeklinde yüklü bahis. Bir de şöyle bir şey var. Tabii. Mesela kilit nokta Queen Zeynep. Gilded Age sentetik pistte Queen Zeynep'i geçme başarısı gösterdi. Doğru. Şeyde Queen Zeynep'te kazanan Mirbey'i geçme. Mirbey çok kolay geçmişti. Çok kolay geçti çift pistte. Evet. Yani dolayısıyla Gilded Age'in kalitesi ve gücünden bahsetmek için bu örnekleri verdim. Evet. Ya bir de bu taylar etkilenir yani. Etkilenmez mi? Daha yarış hayatına yeni başlamış abi yani. Çocuk tabii o. Ki etkilenir. Dışarıdan bir hamle gelince. Aynen bir öyle. De depar yapacaksın. 1100 metrelik yarış zaten. Tabii ki aynen öyle abi. Peki kazananı kutlayalım. Gilded Age ve... Hoca burayı pas geçmiş. Hayes Karataş'ın. Taylar startı görmüş. Evet. Sabır Bey'i pas geçmiş mesela hakem. Yani. Burada o. Kim başlatıyor? Vedat. İçeriden böyle hafif dışa doğru bir... Vedo. Ama bu dikkat etmesi lazım. Vedo. İşte diyorum ya, konser Tahire raporlarına mi? Baktığımız zaman raporlarda başrol. Tabii. Dolayısıyla biraz daha dikkat. İşleri iyi giderken bu şekilde bir davranış biçimi sergilemek çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki, teşekkürler. İlk bölümün sonuna geldik. Var mıdır ilaveler? Ağzınıza sağlık abi. Arkadaşlarımızla haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.